Yağmur mu bu? Yağmur şiddetini arttırdı sayın seyirciler. Dakika 90. Merhaba millet. Çok süper bir dizinin sezon finali yapıldı. Ben de çok beğendim ve sizle kesinlikle paylaşmalıyım dedim. Dizimiz Apple TV'de, adı da Presumed Innocent. Yani şüphe altında, aslında direkt çevirirsek suçsuz farz edilen diye de çevirebiliriz. Hadi başlayalım. I didn't kill her. I don't know how many times I have to say this. I did not kill her. Jake Gyllenhaal çocuk oyuncu olarak girdiği Hollywood'da çok güzel ve çok büyük filmlere imza atmış bir oyuncu. Ama ilk defa bir televizyon dizisinde görüyoruz. Bunu sorduklarında ise şöyle cevap veriyor kendisi. Ana kamyonla para verdiler. Günde 2-3 saat çalışıp torunlarıma yetecek kadar servet teklif ettiler. Ben de kabul ettim. Demiyor tabii ki. Diyor ki hikayeyi okudum, çok beğendim. Çok entrika dolu ve yapımcılar David Kelly ve J.J. Abrams beni ikna etmeyi başardılar diyor. J.J. Abrams'ı da bilenler bilir. Bizim de lanetli Lost dizisinin yapımcısı. Dizimiz bir kitaptan uyarlama. Kitabı alayım hocam. Böyle planımız vardı. Böyle kitabı kütüphaneden alacaktım. Buradan gösterecektim ama başka kitap bu. Çünkü böyle diziler ve filmler çıktığında o filmlerin, dizilerin kitapları kütüphanelerde sold out oluyor. Ya aslında sold out olmuyor. Gerçi satılmıyor da. Yani herkes alıyor, okuyor. Ben de baktım, kütüphanelerimizde maalesef kalmamış. Okumayın oğlum, boş okuyorsunuz. Neyse, kitabımızın ismi de Presumed Innocent. Aslında bu kitabın bir filmi yapıldı. Evet. Harrison Ford abimiz eskiden biliyorsunuz kapı baca kıran filmlere imza atıyordu. 1990 yılında da bu filme imza attı. Başrolünde oynadı. Ocak 1991 yılında Türkiye'de gösterime girmiş olan filmde Harrison Ford'u antipatik göstermek için, yani karakterini antipatik göstermek için saçını çok kısa kesmişler. Bundan önce ya da bundan sonra da Harrison Ford abimizi böyle kısa saçlı görmedik. Dizide başrolde Jake Gyllenhaal avukat Rusty Sabich oynuyor. Yine oyunculuğuyla kasıp kavurmuş Jake Gyllenhaal. Dizi şöyle başlıyor. Avukatlardan, o avukat takımından bir tanesi bir kadın ölü bulunuyor. Hunharca katledilmiş bulunuyor. Rusty Sabich de onun avukatlığını üstleniyor. Ama gelin görün ki zaman geçtikçe kendisi de bu cinayetle yargılanmaya başlıyor. Rusty Sabich'in sevmediği bir karakter, bir avukat Tommy Molto, karşı tarafın avukatlığını temsil ediyor. Rusty ve Tommy Molto birbirini sevmediği için burada işin içine kişisel hırslar da giriyor ve mahkeme salonları iyice karışıyor. İyi ve kötünün devamlı yer değiştirdiği dizimizde Tommy Molto'yu Peter Sarsgaard oynuyor. O da çok iyi bir oyuncu ve burada da çok iyi bir oyunculuk sergilemiş. Rusty Sabich ve Tommy Molto gerçekten çok konflikt, yani çok böyle karşıtlık göstermiş ve bu diziyi de çok ayakta tutmuş. Onun için de ayrıca seyredilmesi gereken bir dizi. Aslında Jake Gyllenhaal ve Peter Sarsgaard'ın kayınço enişte ilişkisi var tabii. Peter Sarsgaard, Jake Gyllenhaal'ın ablası Maggie ile evli. Maggie Gyllenhaal'la. Yani Cem Yılmaz ve Tolga Çevik gibi. Keşke onlar da birlikte bir filmde oynayabilselerdi. Hatta Tolga Çevik bunu şakayla karışık bir programda Cem Yılmaz'a soruyor. Bir samimi bir şey soracağım. Şu 216'yı niye ben oynamadım? Ha, bak şimdi. 8 bölümden oluşan bu diziyi ben beğendim. Dizinin bölümleri devam ederken tansiyon da yükseliyor ve katilin kim olduğunu bulmaya çalışıp duruyorsunuz. Ama artı 18 sahneler var. Aslında Amerika'da bu film R olarak, 16 yaşından büyük çocuklar da anne babasıyla beraber izleyebilir olarak belli edilmiş. Aslında çok uzun sahneler yok ama böyle araya serpiştirilmiş. Onları da böyle geçiştirebilirsiniz. Geçiştirmek isterseniz tabii. Bu arada filmi izlemiş olanlar da, yani Harrison Ford abimizin filmini izlemiş olanlar da bu diziyi izleyebilir. Çünkü kurgusu tamamen farklı. İyi seyirler.